Evet, basın mensupları. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Bugün burada Samsun'umuzda belediye başkan, hem Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı, inşallah belediye başkanımızı, hem de ilçelerimizde ilk adımımızda olduğu gibi belediye başkanlarımızı sizlerle ve Samsunlularla paylaşmak, onları ilan etmek üzere geldik. Her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Samsun önemli bir şehrimiz. Yani doğru dürüst hizmet edilebilse, Türkiye bu kutuplaşmadan çıksa ve rekabet sadece insana hizmet üzerinden, Samsunlu'ya hizmet üzerinden, Samsunlu'ya üretilecek projeler üzerinden bir rekabet yapılsa, Samsun uçar. Hem tarım şehri, hem sanayi şehri, hem bir turizm şehri haline gelir. Zaten çok önemli bir potansiyeli var ama ben Samsun'un yönetim tarzıyla bunları başaramadığını görüyorum. Onun için bu iddiayla yola çıkan İYİ Parti'miz ve onun İYİ Parti'mizin aday göstereceği, inşallah da Samsunların teveccühüne mazhar olabilecek arkadaşlarımızla Samsun'a farklı bir hizmet anlayışını, farklı bir rekabet anlayışını, her bir seçmene ulaşarak, onun gönlünü ederek, seçmeni veli nimet sayarak bir çalışma biçimini göstermeye amaçlıyoruz. Nitekim iki kutup arasına sıkıştırılmış Türkiye'yi, sen şucusun, sen şucusun denilerek iki kutup arasına sıkıştırılmış Türkiye'yi ve bunun neticesinde değerlerimiz üzerinden, manevi duygularımız üzerinden oy verilen bir Türkiye'yi buradan çıkarıp milletimizin tercihlerinin öne çıktığı, milletimizin dinlendiği, seçmenimizin veli nimet sayıldığı ve onun verdiği oyun tartışılmadığı, yani milletimiz hangi oy verirse baş üstüne denildiği, bir dahaki sefere daha iyi hazırlanacağız denilen bir sistemi oturtmak üzere İYİ Parti bu seçimlere hür ve müstakil olarak girmeye karar verdi ve bu yolda yürüyoruz. İlginç şeyler oluştu bu süreç içerisinde. Şimdi bizim kurulma amacımız bu, şu iki yumruk arasında sıkıştırılmış, komşunun komşuya düşman edildiği bu durumdan Türkiye'yi çıkartmak için yeni bir yol, bir üçüncü yol ve seçmenin odakta olduğu, insanın odakta olduğu, milletimizin veli nimet olduğu bir yolculuğu başlatmaktı. Çok eziyetler çektik, hepiniz biliyorsunuz. Bütün bu eziyetlere dayandık, dik durduk. Ama ve lakin bir şey oldu. Maalesef 2017'den itibaren Türkiye'de ucube bir sistem kabul edildi. Bu ucube sistemin değiştirilebilmesi için bir ittifaklar sistemi oluştu ve biz 2018'de işte o ittifak sisteminin içinde yer aldık. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı şeklinde bölündü Türkiye. Daha da derinleşti bu iki yumruğun birbirine vuruşu ama bakın dikkat ederseniz yumruklar vurduğunda burada sizlerin başı var. İki şakağınızdan küt diye vuruluyor. Oradan 2019'da yerel seçimde acaba onda başarısız olunca acaba bu sistemin değiştirilmesi için acaba biz bu sistemin değiştirilmesi için yerel seçimlerde göstereceğimiz başarının sonuçları olarak 2023'te bu ucube sistemi değiştirebilir miyiz? Bunu bu gücü seçmenimizle el ele verip sonuçlandırabilir miyiz, başarabilir miyiz diye yola çıktık. Maalesef onu da başaramadık. Şimdi gelinen noktada yerel seçimlerde X partisi, Y partisi, Z partisi, C partisi kazandığı takdirde bu ucube sistemi değiştirecek bir duruş olamıyor. Onun için İYİ Parti olarak bugüne kadar yaptığımız her türlü fedakarlığı, her türlü aksiyonun sonucu itibariyle bu sistemi değiştiremediğimiz için biz oculuktan buculuktan sıyrılıp yerel yönetimlerde hem muhalefetin hem iktidarın kulağını çekeceğine inandığımız seçmenimizin görüşlerine, onların tercihlerine İYİ Parti'mizin
projelerini yerel yönetimlerde ortaya koyacağı, çalmayan, çaldırmayan, kayırmayan, liyakati öne koyan, sosyal belediyeciliği öne koyan bir belediyecilik anlayışını, sonra 2028'de Türkiye'de iktidarda ne yapılacağımızın örneği olsun diye yola çıktık. Gene bu süreçte de çok fazla abuk sabuk iftiralarla, isnatlarla karşılaştık ama kulaklarımızı tıkadık, cevap vermemeyi tercih ettik ve bu sistem üzerinden seçmene odaklı bir yolculuk yapıyoruz. İnanıyorum ki bu seçimlerin en büyük sürprizi İYİ Parti olacak. En büyük sürprizini biz başaracağız. Buna inandığım için de arkadaşlarımızın iddialı olmalarını, inançlı olmalarını çok önemsiyorum. Dolayısıyla yani aman ne olur rica ile minnetle bir sistemden ziyade biz alacağız diyen bir bakış açısıyla yolculuk yapıyoruz. Şu ana kadar dün saydım 24 ile gitmişim. Kaçında açıkladık? Yani kaç büyük şehir, kaç ilde biz açıklama yaptık? 14 büyük şehrimiz ve 13 ilimizde belediye başkan adaylarımızı, ilçelerimiz de dahil olmak üzere açıklamış bulunuyoruz. En hızlı davranan siyasi parti biziz. Çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alabilirim. Aracılığınızla Samsun'un hemşerilerimden o istiyorum. Hemşerilerim diyorum çünkü Bafra'nın iki köyü benim babaannemin, amcalarının, kardeşlerinin ikamet ettiği köy. Dolayısıyla ben bir nevi Bafralı sayılırım babaanne üzerinden. Evet, sorunuz varsa alabilirim. Genel Başkan, benim var. Buyurun. Tabii. Şimdi ben dün Sinan Ateş'in katledilmesiyle ilgili olarak mertlik ve cinayet sözünü kullandım. Suikast değil, cinayet ve mertlik. Şimdi orada da dedim ki bizim geçmişimizde, yani biz ve geçmiş dediğiniz zaman hangi yıllar akla gelir? Bizim öğrencilik yıllarımız gelir. Yani 1970'li yıllar gelir. O zaman bu tür işler oldu. Cinayet kötü bir şey. Onu övmek mümkün değil. Cinayet acı bir şey. Onun yanında durmak mümkün değil. Ama dedim ki o günlerde yapılırdı, acı bir şey. Fakat mertlik vardı ve sonuç itibariyle korkmazdık. Bakın asıl mesele bu. Korkmazdık. Bugün Sinan Ateş'in kızı bu derece korkuyorsa, bugün Türkiye'de yaşanan insanlar Hrant Dink'te olduğu gibi sırtından vurulabiliyorsa, failleri de serbest kalabiliyorsa, dolayısıyla namertlik kol geziyor demektir. Hrant Dink'in ben hem ölümü gününden itibaren, katledildiği günden itibaren, hem katilinin serbest bırakıldığı andan itibaren bu cinayetin, bu katlin son derece çirkin, hatta iğrenç sözünü kullandım. İğrenç bir eylem olduğunu ve sonuç itibariyle katleden şahsın, katilinin de bırakılmasının yanlış olduğunu, o cezasını bir şekilde çekmesinin vatandaşın güveni açısından, kurumlara güveni, hukuka güveni, adalete güveni açısından önemli olduğunu söyleyen bir şahısım ve aynı yerde duruyorum. Ama enteresan bir şey oldu. Türkiye'nin namertliği sistem haline getirmiş bir terör örgütüyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Namert bir terör örgütü. Dolayısıyla namertliği huy edinmiş, namertliği yol edinmişler. Birdenbire topa girip büyük bir linç başlatıldı. Daha enteresanı Avrupa'dan bile devam etti bu iş. Şimdi buradan soru sormak isterim. Namert bunlar. Evet, namert. Naz bebeğin katli namertliktir.
Aybüke öğretmenin katli namertliktir. Fethi Seki'nin katli namertliktir. Fırat Çakıroğlu'nun katli namertliktir. Aybüke öğretmen, onun katli namertliktir. Pek çok insan sayabilirim namertliktir. Türküyle, Kürdüyle Yasin Börü'nün katli namertliktir. Türküyle, Kürdüyle ses duyurabilmek için katledilen her bir birey namertçe katledilmiştir. Dolayısıyla şimdi bas müminin dalına gör ondaki imanı derler. Dolayısıyla benim Sinan Ateş'in katillerinin bulunamaması, onu katledenlerin torbacılar olması, siyasi bir cinayet gibi lanse edilip siyasi bir sistem konulamaması ve o çocuğun elinin ayağının buz gibi olup anne seni de öldürecekler diye tir tir titremesini gündeme getirmenin bu terör örgütünün muhibbilerini rahatsız etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Elbette rahatsız olacaklar. Rahatsız olmalarında da benim açımdan bir sakınca yoktur. Ama çok ayıp şeyler oluyor. Çok vahim şeyler oluyor. Mecliste bebek katiline sayın diyorlar. Mecliste bebek katilinin tecritinin kaldırılmasını istiyorlar. Bebek katilini bir büyük devlet adamı, büyük bilge kişi gibi konuşuyorlar. Herkes gökyüzüne bakıp ıslık çalıyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman birileri de bunu demokrasi eylemi haline getiriyor. Çok ilginç, namert bir demokrasi ekosistemi var Türkiye'de. Meral Akşener'sem ben onların yüzüne ayna tutmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Başka sorusu, buyurun. Samsun'dasınız. Evet. Evet. İYİ Parti noktasında Samsun'daki beklentiniz ne? Ben İYİ Parti açısından Samsun'da mesela büyük şehirde iddialı olduğumuza inanıyorum. Allah'ım şahit olsun. Yani inanıyorum. Çünkü İmren Hanım'ı tanıyorum, biliyorum. Bir kadın. Muhtemelen aynı yaştaymış. Neyse sormayayım yaşını. Kocaeli'nde 1994'te Doğru Yol Partisi'nden aynı İmren gibi beni adaylık teklif etmişlerdi. DP'nin oyu o zaman %8'di. Yani araştırmacının hala elimde. Benim tanınma oranım %2,5'tu. Ve böyle bir sistemde Sefa Bey, değerli Sefa Bey karşımda şeydi, belediye başkanıydı. Osman Pepe, değerli Osman Pepe İzmitler tabii benim gözümde hemşerim. O da Refah Partisi'nin uçtuğu zaman o da adaydı. Sonra Orman Bakanlığı yapan arkadaşımız. Refah Sefa işin arasına girdim ben ve sonuç itibariyle %22 oy aldım. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Kadınlar inanırsa yaparlar. Şimdi o biraz daha profesyonel bana göre. Ben üniversitede tarih hocasıydım. O ise bir iş insanı. Dolayısıyla ben İmren Hanım'ın ve abi dediğim çok değerli belediye başkanımız Necati'nin başkanın bir kere rahat alabileceklerini, diğer arkadaşlarımızın da çok iddialı olduğuna inanıyorum. Bunu da bir propaganda olarak söylemiyorum. Onun için yani Samsun'da durumumuz iyidir. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun.